Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 7. sınıf rasyonel sayıları sıralama konusunu öğreneceğiz. Rasyonel sayıları sıralarken paydaların eşitliğine göre incelersek payı büyük olan daha büyüktür. En çok kullanacağımız metot aslında bu. Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük. Paylar eşitliğinde, payların eşitlendiğinde paydası küçük olan daha büyük olur. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz. Bir pastam var, iki parçaya bölersem mi daha büyük dilim düşer. 8 parçaya bölersem mi? Tabii ki 2 parçaya bölersek, yani yarısını yersek daha büyük bir dilim düşmüş olacağı için paydası küçük olan daha büyük oluyor paylar eşitliğinde. Yarıma göre durumu inceleme. Bu genelde basit kesirlerde payı ve paydası eşit olmayan ya da kolay eşitlenemeyen kesirlerde kullandığımız bir yöntemimiz. Yarıma göre büyük mü küçük mü bakacağız. Zaten benzer sorular örneklerde göreceğiz. Bütüne göre durumu incelemede de aynı mantık geçerli. Mesela ilk örneğimize bakalım. 41-21, 60-50. Bunlar payı da paydası da farklı sayılar. 60 ile 50'yi buluşturmak aslında çok zor değil. Ama burada baktığım vakit 60'ın yarısı 30'dur. Burada 41 olan sayı pay kısmındaki 30'dan büyük olduğuna göre burası yarımdan büyük. Aynı mantık. Bir sonrakinde paydaya bakıyorum 50. Yani bunun yarım olması için 50'de 25 olması lazım. Yani sadeleştirdiğimde 1 bölü 2 olacak. 50'nin yarısı 25. 21 25'ten küçükse bu da yarımdan küçük. Yarımdan küçük olan sayımız yarımdan büyük olan sayıya göre daha küçük olacaktır. Ona göre büyüktür küçüktür işaretini koyuyorum. Ya da pay ve payda eşit değil. Mesela burada aslında burada da yarımdan baksak olur. 4'ün yarısı 2'dir. Bu tam yarımmış. 5'in yarısı 2,5'tür. Bu yarımdan büyük. Demek ki 2,5'tan büyük olduğu için 3 bölü 5 daha büyük. Ya da paylara eşit dedim. İkisini de aynı sayıyla çarpıyoruz. Genişletiyoruz yani. Genişlettiğimizde 10 bölü 20, 12 bölü 20'den daha küçüktür. Burada 18 ile 19'u buluşturmak zor. 1 ile 2'yi buluşturduğumuzda paylar eşit. Paydası büyük olan daha küçük ya da küçük olan daha büyük diyebiliriz. Basit kesirlerde, yani payı paydasından küçük olan kesirlerde pay ile payda arasındaki fark eşit ise payı küçük olan daha küçüktür. Yani burada 3 ile 4 arasında fark 1, 4 ile 5 arasında fark 1, 5 ile 6 arasındaki fark 1 olduğu vakit payı küçük olan daha küçüktür diyebilirse burası birazcık ekstra bilgi oluyor. Biz daha çok bu yukarıdaki açıklamadaki bilgileri kullanacağız. Bunun dışında pozitif sayılar negatiflerden daha büyük olacak zaten. Hiç payda eşitleme kurallara gerek yok. Artı olanlar eksi olanlardan daha büyük. Yani sayı doğrusuna sıfırın sağ tarafındakiler sol tarafındakiler daha büyük. Eğer negatif rasyonel sayılarımız varsa pozitif gibi düşüneceğiz. Çünkü bu kuralların hepsi pozitife göre. Tam tersi negatif de oluyor. Hızlıca uygulamalara geçelim. Evet, aşağıda verilen rasyonel sayıları küçüktür, eşittir, büyüktür sembollerini kullanarak karşılaştırınız. Hızlıca bakalım. 4 bölü 5, 1 bölü 2. Ben burada 5 ile genişletsem, benim kesim 5 bölü 10 olur. Bunu da 2 ile genişletsem, kesim 8 bölü 10 olur. Hangisi daha büyük? 8 bölü 10 daha büyük. Paydalar eşit olduğu için sonuca gittik. B'de bakıyorum. 1'e artı 1'e eksi. Tabii ki artı olan daha büyük olacak. Hiç paydaların eşitliğine bakmama da gerek yok. Sonra burada 1 tam 1 bölü 12. Bunu ben düzeltirsem 12 kere 1'i çarptım. 12. 1 ekledim 13. Yani bileşik kesire çevirdim. Paydalar eşit 13 daha büyük. Bitti. Ya da bu sayı basit kesir 1'den küçük. Bu 1 tam 1 bölü 12. 1'den büyük de diyebiliriz. Buraya baktım 7 ile 14 var. 2 ile genişletsem 10 bölü 14 olacak. 15 bölü 14 10 bölü 14'ten daha büyüktür. Bu şekilde yapabilirim. Ya da 5 bölü 7 basit kesir. Yani 1'den küçük. 1 ile 0 arasında 15 bölü 14 1 tam 1 bölü 14. Yani bileşik kesir. Direkt bileşik kesir basit kesirden daha büyük diye de düşünebiliriz. Buraya baktık. Yine 2 ile genişletebilirim. Burada eksi 8 bölü 10 olur. Diğeri de eksi 8 bölü 10 ise bunlar eşitmiş. Sonra bu eksi, bu artı zaten. Artı olan daha büyük. Hiç uğraşmadan sonuca gittik. 18'i 6'ya böldüm. Buranın sonucu 3 zaten. Bu da 3 diyor. Eşittir o zaman. Bakıyorum. Eksi 5 bölü 12, eksi 3 bölü 4. Hemen bunu 3 ile genişletiyorum. İkisi de eksi olduğu için paydaları eşitleyeceğim.
Eksi 9 bölü 12. Eksi olduğu için pozitif gibi düşünmeyeceğiz. Eksi 9 daha küçük. Ona göre işareti koyduk. Eksi 1 tam 1 bölü 2. Bunu 3 ile genişleteyim. Bunu 2 ile genişleteyim. Bu eksi 1 tam 3 bölü 6 olur. Buradaki kesimimiz eksi 1 tam 2 bölü 6. Eksi sayıları sayı doğrusuna gösterirken sol tarafa doğru gidiyorduk. Yani eksi 1 tam 1 bölü 6. Eksi 1 tam 2 bölü 6. Eksi 1 tam 3 bölü 6. Eksi 1 tam 3 bölü 6 daha küçük olacak. Ya da pozitif gibi düşünüp tersinde yapabiliriz. Sonra bakıyorum bu kesir bileşik kesir. Yani 5 bölü 2, 2 tam, 2,5 bu. 2 tam 1 bölü 2. Bu da basit kesir. 0 ile 1 arasında. 0 tam. O zaman 5 bölü 2 daha büyük. Burada 1'e eksi 1'e artı. Hiç uğraşmıyorum. Pozitif olan daha büyük. Burada baktım. Paydaya eşitlemek daha kolay. 2 ile genişletsem. Eksi 4 bölü 6. Eksi 4, eksi 5. Paydalar eşitken payına bakıyorduk. Payı eksi 5 daha küçük olduğu için. Eksi 5 bölü 6 daha küçük. Buraya bakarsak. 48 de 35. Şimdi bu yarımdan küçük. 48'in yarısı 24. Yarımdan büyük olacak, pardon. 24 35'ten küçük olduğu için, ya da 35 24'ten, yani 48'in yarısından büyük olduğu için burası yarımdan büyük. 30'un yarısı da 15. 9 15'ten küçük olduğu için burası yarımdan küçük. 1 yarımdan küçük, 1 yarımdan büyükse sıralanır. Bir sonraki sorumuzda 6 bölü 19, 8 bölü 16. 8 bölü 16 zaten yarısı. Bu direkt yarım. 19'da 6 da, 19'un yarısı 9,5. 6 daha küçük. Bu yarımdan küçük o zaman. Direkt 6 bölü 19 küçüktür. 8 bölü 16 diyebiliriz. Yani hangi yöntem kolayıma geliyorsa o yöntemle yapmayı tercih ediyorum. Evet, hızlıca bir tüm kurallarımızı kullandık. Sıradaki sorularla birazcık daha sıralamayı pekiştireceğiz. Hangi yöntem işime geliyorsa onu kullanıyorum. Burada illa bu paydaları eşitleyelim, illa payları eşitleyelim demememiz lazım. Öyle dediğimiz takdirde zaten sorularda sıkıntı çekeriz zaman açısından. İlerleyelim. Rasyonel sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız diyor. Küçükten büyüğe doğru diyorsa önce en küçüğe bakacağım. Paydalar eşit. O zaman payı küçük olan küçük ya da payı büyük olan büyük. Yani dürüsttü burada. O zaman en küçük 3 bölü 13 olur. Küçüktür 4 bölü 13. Küçüktür 5 bölü 13. Küçüktür 8 bölü 13 olacak. Geçtik. Paylar eşitken kural tersti. Paydası büyük olan daha küçük. Paydası büyük olanı yazıyorum demek ki önce. 6 bölü 13 küçüktür. 6 bölü 11 küçüktür. 6 bölü 8 küçüktür. 6 bölü 7. Kuralları tekrar hatırlatayım. Paydalar eşitken payı küçük olan daha küçük. Paylar eşitken paydası büyük olan daha küçük olacak. Devam edelim. Paydalar eşit. En küçük hangisidir o zaman? Payı en küçük olan. Eksi 6 bölü 8 en küçük. Sonra eksi 5 bölü 8. Sonra eksi 3 bölü 8. Sonra eksi 2 bölü 8 gelecek. Burada da paylar eşit. Ama sayımız eksi, bakın. Burada dikkat edeceğiz. Normalde sayılar artı olsaydı paylar eşitken paydası büyük olan daha küçük yapıyorduk. Ama sonuç negatif çıktığı için tam tersi olacak. O yüzden eksi 12 bölü 4 küçüktür. Eksi 12 bölü 7 küçüktür. Eksi 12 bölü 10 küçüktür. Eksi 12 bölü 11 olacak. Peki burada niye sıkıntı çıkmadı? Çünkü paydalar eşitken payı küçük olan daha küçük. Bu durum onu bozmuyor. Ama pay payda değiştiği vakit sıralama tam tersi olacak. Yani büyük olan küçükmüş gibi gözüküyor. Evet, bir sonraki kısma geçtik. Eksi 4 bölü 8.
Eksi 10 bölü 12 eksi 1 bölü 20. Şimdi burada 4 bölü 8 yarım olur. Eksi 1 bölü 20 yarımdan küçük olur, değil mi? Çünkü 20'nin yarısı 10'dur. 1 10'dan küçük. Sonra 10 bölü 12 de yarımdan büyük. Yarımdan büyük. O zaman normalde en küçük hangisi çıkması lazım? Eksi 1 bölü 20. Ama sayımız eksi olduğu için ters düşüneceğim. Eksi 10 bölü 12 küçüktür. Eksi 4 bölü 8 küçüktür. Eksi 1 bölü 20. Yani sayı doğrusu gibi düşünürsek şöyle. Sıfıra en yakın olan bu. Sonra bu, sonra bu. Yani sayılarımız pozitiftekinin tam tersi sıralanıyordu. O mantıkla sonucu bulduk. Evet, burada paylar farklı, paydalar farklı. Eksileri kendi arasında, artıları kendi arasında yapabileceğimiz gibi. Paydaları eşitleyerek de yapabiliriz. O zaman burada paydaları eşitlersek 2, 8, 16 ve 4'ün paydasını eşitlediğimde 16'da buluşurlar. Hepsini 16'da buluşturabiliriz. O zaman 2'yi 8 ile, 8'i 2 ile, 16 zaten 16, 4'ü 4 ile genişletip yazıyorum. 8 bölü 16, eksi 2 bölü 16, 7 bölü 16 aynı kalmış. Eksi 12 bölü 16. Paydalar eşitken payı küçük olan daha küçük. O zaman eksi 12 bölü 16 daha küçük. Ama ben eksi 12 bölü 16 yerine, çünkü test sorusu olsa eksi 12 bölü 16 olmayacak, İlk halini yazıyorum. Eksi 12 bölü 16 yerine eksi 3 bölü 4 yazıyorum. Sonra şimdi ikisini de göstereyim, kafamız karışmasın. Eksi 2 bölü 16 gelecek. Ama eksi 2 bölü 16 soruda olmadığı için eksi 1 bölü 8 oluştuklarda. Daha sonra 7 bölü 16. Bu zaten aynısıydı, yazdık. Ve 8 bölü 16, yani 1 bölü 2 gelecektir. Bir sonrakine bakarsak. Eksi 2 tam 1 bölü 3. Artı 2 tam 1 bölü 3. 3 tam 1 bölü 3. Eksi 3 tam 1 bölü 3 var. Burada hiç pay payda eşitlemeye de gerek yok. Zaten 2 tam 1 bölü 3, 2 ile 3 arasında. 3 tam 1 bölü 3, 3 ile 4 arasında. Yani 3 olmuş, 4 olamamış. Eksiler de aynı mantıksa. Direkt sıralıyorum. Eksi 3 tam 1 bölü 3 en küçük. Sonra eksi 2 tam. Sonra 2 tam. Sonra 3 tam 1 bölü 3 gelecek. Paydaları eşitleyerek de yapabiliriz. Paydaları eşitlersem de hepsini 6'da buluşturdum. Bu mantıkla da sonuca gidebilir ama dediğim gibi en küçük eksi 3 tamlı olan sayımız, sonra eksi 2 tamlı olan sayımız, sonra 2 tam, sonra 3 tam dersek daha pratik olur. Bu daha uzun bir yöntemle çözülmüş. Bir sonrakine geçelim. Buradaki sayımız eksi 7 tam 1 bölü 5, eksi 1 tam 2 bölü 5'tir. Bu zaten eksi 2 tam 1 bölü 10. Bu zaten 0 tam 1 bölü 2 diye düşünebilirsiniz. Bu da artı sayımız. En küçük hangisi? Eksi 2 tamlı olan. Eksi 2 tam 1 bölü 10 küçüktür. Diğeri zaten eksi 1 tamdı. Eksi 1 tam yazmayayım. Eksi 7 bölü 5 diyeyim. Sonra diğer basit kesir olan sayımız 0 ile eksi 1 arasında. Yani 0 tam 1 bölü 2 gibi okunabilir. Eksi 1 bölü 2 olacak. Pozitif olan sayı zaten en büyük olacaktır. Evet. Son olarak buraya yapalım. Ondalık gösterimdeki sayıları illa payını paydasını eşitlememe gerek yok. Bu sayıyı ben bakıyorum, virgülden sonra en fazla 3 basamak var. Eksi 0 virgül 8, yanına 2 0 ekleyerek yazdım. Burada da eksi 0 virgül 08'i bir 0 ekledim. Nasıl olsa virgülden sonra sayının sonuna istediğim kadar 0 ekliyorum. Hepsi aynı dili konuşuyormuş gibi gözüküyor kafam karışmaması için. Eksi 0 virgül 800. Eksi 0,080, eksi 0,008. En küçük hangisi? Eksi 0,800, yani ilk halini yazıyorum. Eksi 0,8 küçüktür. Eksi 0,08, 80.
Sonra eksi 0,008. Olay bitti. Buraya baktık. Eksi 3 bölü 5 burada zaten en küçüktür. Eksi 3 bölü 5'i direkt küçüktür diye yazdım. Sonra burada 4 ile 20'ye bakıyorum. İkisi de pozitif ya, daha büyük. Bunu direkt pratik yöntemle yapalım. Üstünde gösterelim. 5 bölü 20 olur. 5 bölü 20 mi büyük? 8 bölü 20 mi? 8 bölü 20 büyük. O zaman 8 bölü 20'yi buraya yazdım. 5 bölü 20'nin ilk hali olan 1 bölü 4'ü de alt tarafa yazdık. Evet, en çok kafa karıştıran sorulardan biri de bu devirli sayıların gösterimi. Şimdi devirli sayıların gösteriminde zaten eksi olan sayı bu. O zaman eksiyi en küçük hale yazdık. Hiç bunları rasyonel sayıya çevirmeyeceğiz. 0,234 üstü 34 çizgi olduğu için bu sayımız 0, 234, 34 gidiyor. Böyle yazılabilir. Aynı mantıkla 0,234'ün tamamı çizgi olan sayımız da 0,234, 234 diye gidiyor. Şimdi biz burada dikkat etmemiz gereken kısım, sayı bir yere kadar zaten aynı. Yani 0 tamlar aynı, 2'ler aynı, 3'ler aynı, 4'ler aynı, bakın. Aynı olduğu sürece ilerliyorum, aynı olmadığı yerde duracağım. Bu 2, bu 3. 2 olan daha küçük. O zaman 0,234'ün üstü full çizgi olan, burada 2 ile olan olduğu için daha küçük. O zaman buraya yazdım 234. Küçüktür 0,234. 34'ün üstü çizgili olacak. Yani farklı farklı sorularda hangi yöntemi kullanmamızın daha iyi olacağını belirledik. Böylelikle rasyonel sayıları nasıl sıralayabileceğimizi öğrenmiş oluyoruz. Derslerimizden düzenli olarak haberdar olmak için YouTube kanalımıza mutlaka abone olun. Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.